Azerbaycan, Ermenistan hattında gerilim tırmanıyor. İki bedende bir can, Türkiye, Azerbaycan. Ermenistan ordusu Azerbaycan'a alçakça saldırdı. Yaşanılan bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sesi yükseldi, tepkisi sert oldu. Yaşanılan gelişmeler birazdan. Oyuncu fenomen savaşı bitti. Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alpkılınç'a yaptığı paylaşım sebebiyle 15 bin liralık tazminat davası açmıştı. O davada karar verildi. Birazdan. Harika Avcı sessizliğini bozdu. Konuşsana bir tanem. Neden hep susuyorsun? Eskilerin unutulmaz az solistlerinden biri olan Harika Avcı, borç batağında olduğu iddialarıyla gündeme bomba gibi oturmuştu. Harika Avcı o dedikodulara bakın ne tepki verdi. Birazdan. Ne taciz bitti, ne de tehdit. Saplantı haline getirmiş ve gerçekten kendi hayal dünyasında yaşıyor. Genç kızın hayatını kabusa çeviren 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu, serbest kalır kalmaz yaptıklarıyla kan dondurdu. Birazdan. Hastaneden mi gidiyorsunuz acaba? Size ne? Gülşen önce öfkelendi, ardından da Hande Yener'e cevabını geciktirmedi. Eşiyle birlikte kameralara yakalanan ünlü popçu Gülşen, bakın muhabirlerin hangi sorusu üzerine çileden çıktı. Hande Yener'e de jet bir yanıt veren güzel şarkıcının gergin halleri birazdan. Salgın yokmuş gibi eğlendiler. Rahatlıkları pes dedirtti. Artan vaka sayıları ve gelen tehlikeyi yine önemsemediler. Eğlenceye devam ettiler. Duyarsızlığın görüntüleri herkesi isyan ettirdi. Birazdan. Maskesiz kadına acımadı. Amerika'da bir anne oğlunun maçını izlemek için okulun futbol sahasına gitti. Kurallara uymayı reddedince yaşadıklarıysa herkesi şoke etti. Birazdan. Pozitif çıktı. Maskesiz dolaşanları korkutan sosyal deney. Nevşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymayanlara yönelik bir sosyal deneye imza attı. Tehlikelere dikkat çekmek için yapılanlar herkesi tedirgin etti. Birazdan. Her söylediği olay oldu. Çok çapkındım. Aldatma olarak söylemiyorum bunu ama yani ilk kez tekeştiğim diyebilirim şu an. Söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir programda söyledikleriyle çok konuşuldu. Akçıl'ın peş peşe yaptığı çarpıcı itiraflar birazdan. Günaydın efendim, mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Neler oluyor hayatta ya bu haftada? Mutlulukla, sağlıkla, bereketle geçsin inşallah. Güzel dileklerimizle başlayalım. Hayırlı haftalar Hakan'cığım, nasılsın? Hayırlı haftalar, hamdolsun Allah'ımıza. Allah bu günlerimizi aratmasın. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta geçireceğiz. Bana. Amin, inşallah. Bugün etiketimiz evet. Tek Yürek. Tek Yürek etiketiyle paylaşımlarınızı bekliyoruz efendim. Çünkü hafta sonu hepimizin dikkatle takip ettiği konuların başında Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşananlar vardı elbette. Türkiye tarafından da ardı arkasına açıklamalar kesilmedi. Bununla ilgili bir VTR hazırladık biz, bir haber hazırladık. Önce onu izleyelim, onun üzerine sohbetimize başlayacağız. Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı. Azerbaycan dün güne hain bir saldırıyla uyandı. Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Yetkililer sivil halktan ölen ve yaralanan olduğunu açıklarken birçok binanın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Açılan bu hain saldırının karşılığında
Azerbaycan askeri güçleri Ermenistan'a karşı saldırıya geçti. Saldırıların devam etmesi üzerine Ermenistan ve Dağlık Karabağ sıkı yönetim ve seferberlik, Azerbaycan Meclisi de savaş hali ilan etti. Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten Mezar'a kadar, Azerbaycan Türkiye. Tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can, Türkiye Azerbaycan. Kanal spikeri ise Ermeni işgali altında olan köylerin kurtuluş haberini işte böyle gözyaşları içinde verdi. Bazı torpaklarımız işgaldan azad olunup gözümüz aydın olsun. Bu hain saldırının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap ederek Ermenistan'ın saldırısını kınadı. Bu Ermeni faşizmin bir başka tezahürüdür ifadelerine yer verdi. Türkiye'den tam destek geldi. Yapılan bu alçak saldırıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da en sert ifadelerle tepkisini ortaya koydu. Yaptığı açıklamada Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Türkiye tek millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir ifadelerine yer verdi. Ermenistan sivil yerleşim yerlerinde hedef alan alçakça bir saldırı. Öncelikli olarak Azerbaycan'a hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Hakikaten iki devlet, tek millet. Bu samimi olarak hissettiğimiz, çok sevdiğimiz insanlarımızın bu kadar fitursuzca bir saldırıya uğruyor olmuş olması kabul edilebilir gibi değil. Burada tabii 30 yıldan beri işgal altında olan Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan toprakları da çekilen zulüm, bunları da unutmamak lazım. Bizim en büyük problemimiz öğrenmemek. En büyük sıkıntımız. Bilmiyoruz, biliyor gibi davranıyoruz, son anda öğreniyor, bakıyoruz, manşeti veriyoruz, gidiyoruz. Neden, ne olmuş, coğrafya nereden gelmiş, nereye evrilmiş? O kim, biz kim? Yani bilmiyoruz. O ayıp değil, bilmiyoruz. Bilmiyoruz diyeceksiniz ya, bilmiyoruz. Ama acılar büyük. Üzüntümüz büyük. Şimdi bakıyorsun, 30 yıldan beri işgal altında tutulan topraklarla Birleşmiş Milletler nerede? Uluslararası toplum nerede? Uluslararası hukuk nerede? O Batı emperyalizmini güzellemeler yapıp sıkıştığında kendince oranın hukukunu güzelleyenlere soruyorum ben şimdi. Nerede bu Amerika? Nerede Fransa? Hani Avrupa medeniyeti, hakları, Almanya nerede? Tüm Batı nerede? Umurunda değil. Sessiz. Ya sessiz ne sessiz ya? Ne sessiz ne ya? Yalandan kına kına devamlı şeklen. Var mı? Çıkarları varsa aslan kesiliyor. Yoksa yalandan sesi bile çıkmıyor. Hiçbir şey yaptırıyor. Şeye geliyorsun. Şimdi mesela sinirimi bozan. Ermenistan bu ikinci üç ay içerisinde yaptığı anlaşılmaz taciz, skandal boyutunda. Ermenistan'ın nüfusu 2.900.000 kardeşim benim. Ve Ermenistan'ın ekonomisi bitik. İnsanlar konserveleri dörde bölüp konserve satılıyor sokaklarda. Su yok. Ve çok büyük bir kesim Türkiye sınırlarına gelip tarlalarda çalışıp para kazanıyor, biliyor musun? Şu an öğrendim ben. Tabii. Bunların hepsini Avni abi kulakları çınlasın, Avni Özgürel akıl odasında anlatıyor. Ama işte dinlenince... Şimdi böyle bir durumda olan bir millet birine sataşmaya mecali var mı canını? Yok. Peki nedir bunun motivasyonu? Şimdi aynı filmi biz nerede görüyoruz? Yunanistan'da görüyoruz. Ya dönüyorsun diyorsun ki ekonomisi batmış bir ülke. Ve bunu alenen de söylüyor. Her yönüyle ordusu perişan, herhangi bir cürmü yok, gücü yok. Zaten Türkiye ile herhangi bir konuda boy ölçüşme haddi mümkün değil, yok.
Fakat bir bakıyorsun Doğu Akdeniz'de müthiş tahrik edici, mütecaviz tavırlar içerisinde inanılmaz, yani akıl almayacak bir tutum içerisinde. Dönüyorsun Ermenistan. Şimdi Azerbaycan 10 milyon. Ermenistan 2 milyon 900 bin. Ordu mukayesesini yaptığın zaman 10 misli güçlü bir ordusu olan ülkeye taciz yapacak. Ve alenen iki devlet tek millet dediğimiz Türkiye gibi bölgenin süper gücünü de karşısına bile bile alacak. Böyle bir durumdayken. Çok büyük bir oyun var. Onu nasıl anlarsın? Sana yürüye saldırıyor buradan, ne alaka diyorsun, ben bir şey yapmadım ki. Derken yukarıdan Reyhan da aynı anda saldırıyor kulaklıktan. Derken Ceyda da buraya gelip böyle yapıyor gibi düşün. Demez misin ya kardeşim, bu kadar tesadüf aynı anda ne oluyor, bir şey de yapmadım falan gibi. Oyun büyük. Türkiye özelinde büyük bir plan. Bunlarda çünkü akıl şöyle çalışmıyor. Şimdi mesela bizim Cumhurbaşkanımızın tavrı, ülke insanımızın tarihten Osmanlı'dan bugüne kadar gelen hak, hukuk, adalet bakıyoruz biz. Haklıysak delikanlı gibi mücadelemizi veririz falan, ya biz böyle bir, onlarda şeytani akıl var. Şimdi o böyle yapıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sıkıştırdım. Bir ittifak yaptım alenen kirli. Amerika Birleşik Devletleri üstlerini taşıma ile tehdit ediyor. NATO'dan bizi çıkartma ile tehdit ediyor. Hayırdır? Doğu Akdeniz'deki haklarımızı savunmamıza bile tahammülleri yok. İttifakta kim var? Fransa, Almanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, yediyor. Herkes oraya toplandı, Mısır falan. Hani inanılır gibi değil. Gerçekten anlatın. Aynı anda buraya geliyorsun, bir anda neyi hesaplıyor? Şimdi Türkiye'yi ben burada Doğu Akdeniz üzerinde karşıma aldığım an, iyi kötü bölgesel dengeler açısından Rusya, İran'da Türkiye'ye yine kendi çıkarları için oluyor olmuş olsa bile destek verebilir. Verirse benim planım bozulur. Ne yapayım? O zaman Azerbaycan'a saldırı yaptırtırsam, Türkiye'de doğal refleksini Azerbaycan'la birlikte verir ise, İran'la Rusya'yı da dolaylı olarak karşısına bir çatışma zemini yaratmış olurum. Olası karşıtlığı artırırım. Planlar, biz böyle bakmıyoruz tabii. Genelde böyle genel olaya bakıyoruz. Genel ne? Genel bakana bile kurban olayım ya. Bak ben hep onu söylüyorum sana. En büyük üzüntüm, fikrim neyse zikrim o. Vallahi billahi bilen yok ya. Yok yok. Sen bana sor. Yok. Bu analizleri yapacak, edecek, nerenin kim olduğunu bilecek falan yok. Akıl odasını kaç senedir söylüyorum ya. Çok 3 senedir yalvarıyorum, hani seyredin. Süleyman Seyfi Öğün, Nedret Ersenel, Avni Özgüler, Fahri Erenel, Taşansu Türker hocalarımız diye. Adamlar yalvarıyor. Çünkü anlamlandıramadığın şeyi, yorumlamayı da bilmiyorsun. Mesela dev bir tehlike yaklaşıyor ama sen onun farkına varıp burana gelince anlıyorsun. Oyun büyük. Ve bugün açıklamalara baktım. Düşünsene mesela sana birisi saldırıyor. Ama apar topar. Biz hepimiz, ben dahil, şöyle yaklaştığımızı düşün sana. Yapma Nur Tuba, sen de sakin ol Rüya. Sen de sakin ol Nur Tuba dediğimize. Evet, olmaz. Çıldırmaz mısın? Çıldırırım. Dersin ki ben hiçbir şey yapmadım. Saldırıya uğrayan benim. Ben normal arkam dönük yayını yapıyordum. Buradan benim kafama, gözüme bir şeyleri attılar. Yani beni niye onunla, bana saldıranla aynı muamele yapıyorsunuz? Uluslararası sanat toplumun açıklamalarının ortak noktasını söylüyorum. Sağduyu çağrısı yapıyoruz. İki tarafa da müzakerelere derhal başlamasını rica ediyoruz. Sanarsın ki iki ülke kendi sırları arasında bu hırlaştı, bu da hırlaştı da falan tartıştılar. Alenen, fitursuzca, ahlaksızca, hayasızca bir ülkenin sınırları ihlak edilmek istenilerek, ki zaten işgal altında topraklar olmasına rağmen insanları şehit edilmiş. Meşru müdafadan zaten her türlü hakka sahipsin. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim tüm hayatını kaybedenlere. Şu anda Allah, ben hep şunu söylüyorum, devletimize sabır versin, güç versin, kuvvet versin. Şu tez hiç değişmiyor. Bizim güçlü olmak zorundayız.
gel tek yürek etiketi altına bu gelen sana destek mesajları. Coğrafyada bizim başka hiçbir şansımız yok. Polis Özel Harekat yazmış. İsmi bu tabii ki Zeynep evet. Hanım. Tek yürek iki millet. Allah polisimizi, askerimizi korusun, ayaklarına taş değirmesin. Allah onları çocuklarına, eşlerine, babalarına, analarına bağışlasın. Amin. Amin. Şimdi şu önemli Nur Tuba, Cumhurbaşkanımız onu sıklıkla söylerdi. Şimdi bir de bizim gönül coğrafyamız var. Bunu biz fazlasıyla ihmal etmiştik, kazandık. Evet. En büyük güç buradan geliyor. Şunu kestiremiyorlar. Şimdi evvelden bir takım geçmiş zaaflarımızdan kaynaklı olarak onlar bize bir bumerang oluyordu. Şimdi o aşıldı. Yani Orta Doğu coğrafyasında her an her yerde sempati kazandığın için sen de örgütlenebiliyorsun. Ona çıldırıyorlar. Şimdi şunu anlayamıyor. Ya diyor Türkiye diyor Libya'ya diyor geldi diyor. Libya'da var mı diyor kardeşim var. Suriye'ye diyor geldi diyor terörü diyor. Artık ben ülkemin içinde dışarı sınırlarım dışında mücadele edeceğim dedi. Suriye'de mücadele ediyor mu? Hem de aslan gibi tüm emperyal güçlerle var. Kuzey Irak'ta var mı? Var. Yemen'de var mı? Var. Var. Azerbaycan'ın kılına zarar geldiği zaman orada var mı? Var. Tüm emperyal güçlerin parayla, alenen, fütursuzca, silahla, medyalarıyla, her şeyle desteklediği onlarca Türkiye'ye karşıtı terör örgütüyle ayrıca mücadele ediyor mu? Evet. Diyor ki bu nasıl olur diyor ya. Ben bunların ekonomilerini çökertmek için her şeyi yapıyorum. Her türlü ve bunu itiraf etti Trump biliyorsun. Evet evet. Trump tweetinde dedi ki geçen sene Türkiye'yi istediğimiz an ekonomik olarak her türlü sarmala alabilme gücüne muktediriz. Bu, dün yaptık bugün de yine yapacağım. Bütün bu sistem senin gördüğün sahada karşında ama ekonomik olarak neler yaptığını biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. İşte ben şuna genel bakmamız lazım. İroni yapıyorum. Gibi. Benim senden benim derdim şu. Ben sanatçı menşeli hasbelkader haddim olmayarak insanların sevgisini kazanmış. Bugün de böyle bir program yapman belli bir yaşa gelmiş bir adamım. Ben farkındalıklarım iddiam yok. Bu kadar. Fark et niyetim iyi. Yani öğrenmeye gayret ediyorum. Sen zaten şeyin belli, menşerin belli. Bilmesi gerekenler bilmiyor. İsyanım o zaten. Sen ben bize kimse neden işte Doğu Akdeniz'i orayı buraya hatta şaşırırlar da siz nereden biliyorsunuz diye. Bilmesi gerekenler bilmiyor. Bunu kim söylüyor? Türkiye'nin en büyük profesörleri, tarih hocaları, Avni Özgüreller, Süleyman Seyfi Önler söylüyor. Taşansı Türkerler söylüyor. Eğer bir itirazınız varsa onlarla bir konuşun da ben bir göreyim. Sıkıntı bu. Yoksa dışarıda bir olaymış gibi değerlendirmeyip genel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ülkemizi de çok bağlayan olaylar, gelişmeler olduğunu senin anlatımlarla hiç bilmeyenler bile anlamıştır. Teşekkür edeyim ben herkese. Tabii şimdi Reyhan oradan diyor ki evet. Bir an önce bunu geçelim onu diyor. O da şimdi şeyin derdinde. Haklı olarak. Akışımız hani var. Hani haftaya diyor ben başı diyor başladım. O da diyor ki hani akışta onlarca haber var. Bunu böyle falan filan. Ama işte bu garibin de duygusu var. Onu da yok etmeden koydum devam mı? Öte ben gazladım mı? Ben çünkü biliyorsun hani bu konularda böyle bir hassasiyetim evet. Var. Ben girmemeye çalıştım. Ben hep şunu söylüyorum. Cenab-ı Allah milletimize, ümmetimize zeval vermesin diyeyim. Noktalıyım. Fazla da şey yapmayayım. Haddimi de aşmayayım. Estağfurullah. Allah tek yürek etiketiyle evet. Amin. Tek yürek etiketiyle de bekliyoruz efendim paylaşımlarınızı. Şimdi Hande Erçel'le ilgili bir haberimiz var. İzleyelim devam edeceğiz. Azlama Surat davasında karar çıktı. Sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç, geçen yıl Hande Erçel'in bir fotoğrafını paylaşarak bazlama surat yorumunda bulunmuş, bunun üzerine ikili arasında hukuk savaşı başlamıştı. Fenomen hakkında suç duyurusunda bulunan Erçel, mahkemeye başvurarak 15 bin liralık manevi tazminat davası açmış, bunun üzerine fenomenin avukatından açıklama gelmişti. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, müvekkilim doğduğu, büyüdüğü yöre itibariyle Anadolu'nun bağrından kopmuş biri olduğunu söyleyen avukat, Kılınç'ın yöresel ve çok sevilen bir ekmek türünden bahsettiğini ve bundan dolayı Hande Erçel'e o ifadeyi kullandığını açıklamıştı. Ya aslında olayı benle bir alakası yoktu. Birçok kişi de aynı
cümleyi kullandı. Fakat kabak benim başıma patladı. Çünkü çok algı bende yaratıldı. Devamındaysa paylaşımın hakaret içermediğini belirterek Sayın Hande Erçel'in herkesçe malum olan yüz güzelliğine esprili bir şekilde teşbihte bulunulmuştur dedi ama Erçel davasından vazgeçmedi. Ünlü oyuncu savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde fenomenin fiziksel özellikleri aşağıladığını söyleyerek cezalandırılmasını istedi. İçeriklerine de erişim yasağı konulmasını talep etti. Red kararı. Kılınç hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 15 bin liralık tazminat davasının karar duruşmasındaysa davanın reddine karar verildi. Böyle bir savunma şekli olabilir mi? Ya şimdi ben onu özellikle mesela bunu dün okudum galiba. Sugün normal alalım diyeceğim bir haber değil. Yani çünkü maalesef hani mümkün olanların en maksimum düzeyde rahatsız edicilerini alıyoruz ki nacizane bir faydamız ola bir şey olabilir mi gibi gibi. Ama savunmayı görünce özellikle Reyhan'a dedim ki Reyhan bunu alalım dedim yani. Çünkü çok ironik. Çok. Bu bizim kendimizle yüzleşmemiz açısından da önem arz ediyor. Mesela ben Hande'nin yerinde olsam, tabii kendi adıma konuşuyorum. Böyle bir duruma dava falan açmam. Ama çok konuşulmuş. İşte onu anlatıyor. Ben açmam. Neler söyleniyor, neler oluyor. Çünkü sen bunu açarak bu zihniyete daha da istediğini verip daha da popüler hale getirdi. Daha çok konuşuyor. Şimdi bu nereden çıkacak buraya? Ya çıktı işte. Fenomen. Onlar bunu, şimdi senin kafan başka. Şimdi senin belli bir sınırlar içerisinde yaşayan edebini adam falan ya. Şimdi sen o kafayı anlayamıyorsun. Ya yani mesela şu, o çıkayım da diyor, nasıl çıkarsam çıkayım. İşte aslında bu çok büyük. İşte, ama işte onu anlarsan, şey yani düşmanının niyetini anlarsan ona göre mücadele edersin. Yani çünkü şu, sen gidiyorsun birinin kafasını gözünü kırıyorsun, haklısın ama adam yaşasın diyor, benim istediğim zaten manşet olmakta oldum diyor. Sen mi amacına ulaştın, o mu ulaştı? O. Şimdi gibi düşün. O. Şimdi şu şeyi verebilir miyiz lütfen, savunmayı? Çok önemli bu. Gelir şimdi. Burada savunmayı verelim, o mühim. Bir de şu herhalde bu tazminatla alakalı, tazminatın reddi konusu farklı. Bazı davalar emsal teşkil etme olasılığından kaynaklı olarak İşçinin içinden çıkılmaz bir boyut alma ihtimali olduğundan hukuken bu rakamlar reddediliyor. O Hande'nin haksız olduğu anlamına gelmiyor. 15 bin lira bu arada yani, söylenen. Çünkü ona 15 rakam verdin. Evet. Anana hakaret edenene vereceksin. Kaç vereceksin, evet. Teyzene edenene vereceksin. Senin şimdi o... Onun bir listesi yok. O zaman oraya döner iş. Ama burada yani çok ironik senin söylediğin gibi. Bak cümleye bak. Şimdi ben okuyacağım bunu. Bunu tamam. Kimselere okutmam. Tamam ben hadi. Onu söyleyeyim. Şimdi diyor ki avukat savunma yaparken. Hani biz avukatların savunma yapmasına bir şey demiyoruz işlerinin gereği ama. Hani bir akıl izan var. Bu sıklıkla gördüğümüz için veriyoruz. Müvekkilim doğduğu büyüdüğü yöre itibarıyla Anadolu'nun bağrından kopmuş biri. Yani soldaki arkadaş için söylüyor bunu. Evet. Kalkayım. Anadolu'nun bağrından kopmuş şahısmış. Evet, devam edelim abi. Geldim. Sayın Hande Erçel'in herkesçe malum olan yüz güzelliğine, yani yüz güzelliğini zaten herkes tarafından biliyor, ben de biliyorum diyor, yersen. Esprili bir şekilde teşbihte bulunmuştur. Yani espri anlayışı bu adamın. Daha devam var mıydı bunun? Var mı kulak? Var normalde, ha. Söylerim ha. Ben sana. Sen şey teşbihte asıl ya, orada geliyor işte bazlama. Bizim bazlama konumuz şu kadar kıymetlidir, tadı böyledir. Şöyle yenir. Böyle bazlamanın. Söyleyeyim mi? Ha. Müvekkilim doğduğu büyüdüğü yöre itibariyle Anadolu'nun bağrından kopmuş biri olup bazlama ekmeğinin çok sevilen, bolca tüketilen bir ekmek türü. Yani bir nimet olmasından ötürü Sayın Hande Erçel'le ilgili olarak bazlama surat ifadesini kullanmıştır. Tamam bu yeter. Bu ifade. Yeter. Yani bazlama bizde çok seviliyormuş. Herkes tarafından da bilinen, lezzetle tüketilen bir nimetmiş. O yüzden onu söylüyor. Yani dolayısıyla şu sonuç çıkıyor burada. O zaman emsal teşkil eder çünkü. Mesela ben hakimim, buna makul buldum diyelim. Doğru söylüyor ya.
Yani bir şey dedim diyelim. Hayır öyle ol be fazlama sevin. Peynir çeşitlerinin tamamını seven vardır. Meyve çeşidi seven vardır. Kebap seven var. Pilav seven var. Döner seven var. Dürüm seven var. Börek seven var. Her şeyi seviyorum adı altında herkese teşbih yapalım o zaman. Peynirin kaç çeşidi var? 100 var mı? Vardır 100 çeşidi. Vardır. Ya ben... Birkaç tanesini kullanınca küfür niyetine bile geçiyor. Kötü söz yerine ya geçiyor sen, yani. İşte o yüzden söylemeye peynir diyorum. Şeylikte edebimizi, adabımızı evet. bozmayalım diye. Ha bu şu. Hani yaptığı zaten ayıp bir şey de. Çok yani. Hani şu savunmayla iyice hakimle de dalga geçiyorsun. Bunu haberleştiren insanlar, duyan insanlar. Ya tuz, ben hep onu söylüyorum. Tuz kokmuş. Mesela ben kabahat işlemez miyim? İşlerim kardeşim dibine kadar. Ama işledim bir de işledim derim. Özür dilerim. Yaptın mı böyle bir şey? Dedim, hata ettim. Hande'cim kusura bakma, çok özür dilerim Allah için. Beni affet. Affedersin. Ailenden, senden, sevenlerinden özür dilerim. Zaten dava devam edecek. Benim hani orada, oraya değil ki, ben onu Allah için dilerim özürü. Vicdanen. O da hani, bu karşındakini biraz böyle ya ne biraz böyle adamı yani. Öldürmüş diyor ki seviyor diyor ya. Aşağılamak başka bir şey değil. Sen ne diyorsun ya, öldürmüş. Adamı döverek öldürmüş. Bize bağlanıyor. Seviyor diyor. Seviyor. Siz onu diyor ne kadar sevdiğini biliyor musun? Onu diyorum. Tuz kokmuş. Evet. Bitmişiz yani. Bitmiş yani. Sıradaki açıklama da bence aslında büyük 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 bir hata. Kendisi de izledikten sonra umarım fikrini değiştirmiş. Sinan Akçıl'dan bahsediyorum. Bir programa konuk oldu. Programda yaptığı, ilişkileriyle hakkında yaptığı yorum bence uzun süre konuşulmalı ve birçok kişiye de örnek olmalı. Büyük bir gaf, gaf yaptığının farkında mı bilmiyorum ama ne söylemiş bir izleyelim, üzerine konuşacağız. İtirafları peş peşe geldi. Aldatma olarak söylemiyorum bunu ama yani ilk kez tek eşliğim diyebilirim şu an. Uzun süredir sessizliğini koruyan söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl bir video paylaşım sitesinde yapılan programa konuk oldu. Şarkıcının söyledikleri kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. O açıklamalara yorum yağdı. Seni gören kalp tak tak atıyor, kafada şimşek çak çak çakıyor. Oyuncu Burcu Kıratlı ile birlikte olan şarkıcı öncesinde yaşadıkları evliliği ve bitme sebebini anlattı. Bizimkisi inatlaşmaydı yani. Ya sevemedik biz şeyi yani, ben hani evlisin sen de ondan sonra evlisiniz falan filan böyle. Hani hakikaten o derler ya, o baskı varmış. Hakikaten varmış o baskı. Birbirimizle çok ters gittik yani, hani her şeyle ulaştık falan. Kıskançlıklar falan girdi devreye tabii. Ondan sonra ama oluyormuş yani, bazen de böyle filmlerdeki gibi oluyor yani. Sıra çocuk konusuna gelince de konuya artık daha ılımlı baktığını söyledi. Çocuk istiyorum ya, çok çok yükseğim o konuya yani. Hani şimdi bir tane yavru köpek aldım mesela, inanılmaz bir baba oldum yani. İçimden bir anda baba çıktı yani. Baba olmak istiyorum ama birazcık da çok çocuksu da bir ruhum olduğu için hani böyle bir 40'lara gelince, 40 plus'larda falan böyle birazcık da böyle bir hani 4-5 sene mi, 3-4 sene mi desem, öyle bir zamanda sanki, ama bir parçam olmadan dünyada, geriye bir parça bırakmadan ayrılmak istemiyorum. Özel hayatıyla ilgili yaptığı çarpıcı itiraflarsa gündeme bomba gibi düştü. Yani son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum bence, evet. Hayatımın bilinmeyenleri bilinenlerinden daha tehlikeli ve daha cesur işler yani. Daha biraz erken gördüğüm, hani gizlediğim, daha böyle zamanını hissettiğim zaman ortaya çıkarttığım ilişkilerim oldu yani. Çok zor değil mi? Hiç bilinmeyenler de oldu tabii. Ya yurt dışında ayrı uçaklarla gitmeler çok oldu. Çok şey yaptım ya zamanında. Hani yani ilk kez tek eşliğim diyebilirim şu an. Eski sevgililerinizle arkadaş kalabiliyor musunuz sorusuna verdiği cevapsa hayli şaşırtıcıydı. Aldatma olarak söylemiyorum bunu ama ilgim, alakam bittiği zaman tabii ki başkasına yükseliyorsun. Ve o sırada da bir önceki tabii ki mutsuz oluyor bundan dolayı ve seninle konuşmuyor yani. Akçıl'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Kimileri şarkıcının eski ilişkileri hakkında söylemlerini doğru bulmazken, kimileri de açıklamalarının samimi olduğunu söyledi.
Ya ben çok ayıpladım. Bir hanım olarak bir kadın sen olarak konuş. Bak gerçekten çok ayıpladım. Sinan Akçıl'ın yani kariyerini bir kenara bırakıyorum. Onu zaten tartışmıyorum da. Ya mesela ben eski sevgilisi olsam yemin ediyorum bir daha değil suratına bakmak. Yani karşılaşsam yolumu çeviririm. O kadar kötü bir açıklama. Ne demek son ilişkime kadar çapkındım. İlk kez tek eşliyim. Ne demek yani bir insan evet bazen itiraflarda bulunabilir, konuşabilir de. Ya bu da söylenmez ki. Daha önceki bütün ilişkilerine çok ayıp, çok ayıp. Daha başkalarını saymıyorum bile yani. Yani çapkın olmak başka. Hani tek eşli değildim demek başka. Bir de kendini savunmaya devam ediyor. Başkasına yükseldim de öyle oldu da falan. Ya bu siyah odalardan bunların hepsi. Siyah odalardan. Başka bir açıklaması yok. Şimdi bu ara moda oldu bu format herhalde. Bir iki televizyon kanalında da var. O dijital platformda da böyle herkes yapıyor. Oraya da psikolojisinden midir nedir veya ne haber olmak için mi? O kafayı anlayamadım ben yani. Ben de anlayamadım. Oraya giden böyle manşetlik garip garip şeyler söylüyor. Hani o anlamlandıramıyorum onu. Şimdi Sinan'ı tanıyorum. Bana saygılı, terbiyeli bir çocuk. O bana. Hani tanıyorumdan kastım şu ha bu arada. Yani tanımak yanlış oldu. Bildiğim bir çocuk. Yani oturup kalktım birini tanıyorum demem için yemem, içmem, tatile gitmem, oturmam, kalkmam belli bir süre onunla ilgili kanaat getirebilecek bir şeyler paylaşmam lazım. O kadar tanımıyorum. Şu yönünü biliyoruz. Sinan besteci, şarkıcı. O yönüyle alakalı yorum yapabiliriz. Beğenirsin, beğenmezsin. Evet. Dersin ki iyi beste yapıyor, yapmıyor. Sesini beğeniyorum, beğenmiyorum. Kılık kıyafetiyle de alakalı yorum yapabilirsin. Çünkü gözünün gördüğü, algıladığın, bildiğin şeyler. Fakat karakteriyle alakalı bir yorum yapamazsın. Tanımıyorsun. Kendisinin sana verdikleriyle bir çıkarım yapabilirsin. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Hakikaten çok düşünüp az konuşmak lazım. Şimdi hiçbir zaman tek eşli değildi mi? Velev ki sen kendi içinden söyleyip bildiğin bir şey. Bunu toplum nezdinde böyle durduk yerde bunu söylüyor olmuş olmanız. Mesela narsist olarak bak kendine hasta birisi olarak çok seviyorsun. Sana ne faydası olur bunun? Hiçbir faydası olmaz. Aksine dezavantajı çok olur. Mesela ben bu kadar hani şey gibi görüyorum. Burcu Kıratlı ile çok mutlu bir ilişkisi var. Evlendiler, boşandılar falan. Mutlu bir ilişki görüyorum. Daha önceki ilişkilerini de göz önüme getirdiğimde bir sürü isim var. Sen Burcu Kıratlı ile ilişkisini mutlu mu görüyorsun gerçekten? Yani şu an tekrar bir aradalar. Ha, bugün için diyor. Şu an bugün için. Üç gün sonra kötü olabilirler. Şimdi işte onu diyor. Yani. Yani üç gün sonra kötü. Evlendiler, boşandılar. Evlilik şey oluyor, kelimesi hakkındaki mutlu, cümlesi. Mesela sana ne diyeyim? Ben mesela sen bunu böyle tarif ettin. Ben seninle Mustafa'yı nasıl tarif edeceğim? O opsiyonunu buna kullandın. Evet, başkasıyla nasıl mutlu hayır, sana nasıl bir şey yapacağım? Hani şuna benzetiyorum ben bunu. Her gördüklerine yakışıklı diyorlar, çok yakışıklı diyorlar. Peki gerçekten yakışıklı mı? Diyorum ki buna yakışıklı demeyin. Çünkü o adil değil, aynı değil. Burayı kullandığın için onu normal iş ortaya düşüyor. O zaman böyle kalıyorlar. Şimdi arkadaşlar adam kendini zaten eleştiriyor, dönüyor diyor ki bizim diyor ilişkimiz diyor şöyle başladı, inatlaştık. Hatta diyor biz diyor toplum baskısından falan var. Evlisiniz evliye. O öyle algılamış. Evet evliliği öyle değerlendirmiş. Çünkü baskı olarak değerlendirme görmüş. Kriteri o. Ben bir şey istiyorsam yaşarım kendime göre yaşarım. Kendim asgari müşterekte doğruları biliyorumdur. Bilmiyorsam zaten bir tek evlilikte değil ki. İşte de kazık yerim, arkadaşlara da kazık yerim. Evliliğimde istediğim gibi olmaz. Annemle de kavga ederim, babamla da kavga ederim. Çalıştığım iş yerinde. O doğru sağlaman yoksa yandın zaten. Yandım. Ama kendisi diyor ki tarif ederken. Toplum baskısı benim yaşayış tarzımla alakalı devamlı bana evlisin evlisin dedikleri için biz de inatlaştık, ayrıldık. Bugün de böyle derken sonra bir anda zıplıyorduk ki bir kere sen kendin itiraf ettiğin, oturtamadığını söylediğin ilişki ile ilgili bir anda çok en sorumluluk isteyen kısma geçip baba olmak istiyorum diyorsun. Ha, o çelişkiyi geçiyorum. Ama baktığında bir de şu zannediliyor bizde. Erkek milletinde var o. Böyle fazla kızla, kadınla flört ediyor olmuş olmayı bir maharet sanıyorlar. Hem de nasıl yani elinin kiri onu yaptı. Yani maalesef böyle yani maharet. Etki şeyler bile var. Yok şu. Hani cümleler, yani, kelimeler. Bizde şey var böyle aynı anda 2-3 hanımla flört etmek bir kompliman, bir iltifat böyle bir güç göstergesi, böyle bir narsistlik
belirtisi bugün değil, yıllardır vardır o. Bunu yani başarabilip yakalanmamak böyle bir övgü meselesi erkek konuşmalarında, biliyoruz. Aslında onu söylerken daha da mübalağa ederek hiçbir zaman ben tek eşli olmadım diyor. Şimdi senin dediğin gibi dön geçmişteki birlikte olduğu hanımların duygusundan veya bunu biliniyor olmuş olmanın ona ne gibi bir faydası olur gibisinden çık et. Çok talihsiz olmuş. Çok. Hiç lehine bir konuşma şekli olmamış. Üzücü diyeyim. Hani öyle geçeyim. Bence kadınlara hakaret bu arada. Daha önceki birlikte olduğu kişilere ciddi anlamda bir hakaret. Çünkü diyor ki ben seninle birlikte oldum ama seninle birlikte de kaç kişiyle bir arada oldum. Ya bir insan bunu düşünse bile söyleyemez. Bayağı apaçık ilk defa tek eşliyim diye manşet vermiş hepimiz. Muhakkak ben kişisel fikrimi söylüyorum. Çok Sinan en fazla bu akşam veya yarın kendi sosyal medyasında bu ettiği cümleyle ilgili özür dileyecektir içten ve samimi olarak diye düşünüyorum. Bir bekleyelim. Görelim. Reaksiyonuna göre iki çift laf ederiz yani. Çünkü dedim ya yani ben hep şöyle yaşıyorum hayatı. Empati yaparak benim karıma, kızıma, kız kardeşime yapılmasını istemediğim bir şey bir başkasına yapmama çabam var. Kırdığımız, incittiğimiz insanlar muhakkak vardır. Af etsinler bizi. Ama hiçbir zaman niyet olarak kötü bir insan olmamaya, insan kırmamaya gayretim var yani. O yüzden empati yapmak çok iyi bir şeydir ama yapmak şu. Gerçek empati var bir de. Hep söylüyorum ya onu. Mesela böyle böyle diyorsun. Kendi çocuğundan örnek verdiğin zaman insan da ay öyle deme. Yok. Empati zaten işte evet. O. İşte sen mesela, kendinle ilgili en ağır empatiyi yapabiliyorsan empati yapmayı başarıyorsun demek. Mesela yani burada Sinan Akçıl'dan normalde beklenen ne? Bu empati yapabilmesi. Tamam sen şu yok, an her şeyi yapsın. Hiç alakası olmadığı yani için o cümleyi kuruyor. Hiç alakası yok. Yani resmen bu şöyle bir itiraf. Ben daha önceki bütün ilişkilerimi aldattım. Haberiniz olsun. Sadece Burcu'yu aldatmadım. Yani bazen yani evet sanatçılar diye bütün yaptıkları dört dörtlük olacak, her yaptıkları örnek olacak diye bir şey yok. Asla. Bir şey söyleyeceğim sana sakın ha. Asla zaten asla adayım dünyada ben. Dünyada hiçbir insan yapmış olduğu işin başarısından mütevellit dört dörtlük insan değildir. Değil. Atın bunun kafanızda öyle bir şey ama yok. Ama bu kelimeleri de sarf etmemeli. Bu kadar da değil. Bu değil yani. Evet istediği gibi olabilir. Hani özgürler ya örnek olmak zorunda değiller ama yok. Bu da söylenecek bir şey değil. Yani ilk defa tek eşliyim diye hiç kimse söylemesin. Ya, yani. Ya neler söylüyorlar Nur Tuba biz artık almaktan bizim zaten programımızın gereği bunu bil yani. Biz böyle hayır yani. Bizim için bu normal sıradan. Başka insanlar şaşırıyor olabilir. Bizim şaşırma lüksümüz yok. Söylemeseydim. İnsanlar konuşuyor zaten. Evet. Hani onu ölçme, biçme, tartma gibi bir durum maalesef yok yani. Konuşuyor yani. Hı hı. Peki ne oluyor? Kendini yakıyor. Evet. Hani Mustafa yaptı. Sandal'ın dedim ya sana yıllar sonra bir kitap üzerinden ikna olmuş oluşundan kaynaklı içeriksel kırdığı insanlar. Adam yıllardır kendi çabasıyla oluşturduğu imajına en büyük zararı ben vermedim, sen vermedin, kendi evet. veriyor. Evet. Şimdi Sinan da, biz daha yeni Sibel'e verdiği besteyle alakalı konuştuk. Daha dedik ne kadar güzel yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Kendi özel tercihliğinden dolayı evliliğiyle ilgili problemleri yine kendi çabasıyla kendisi halletti. Yani kendine verdiği zararları bir şekilde süspansiye edip halledebilen bir adam. Bugün de hiç kimseye kızmasına gerek yok çünkü bu cümleyi de ona kimse silah zoruyla ettirmiyor. Söyledim. Kendi kendine gidip böyle bir şey söylediğin zaman hep onu söylüyorum. Bize ne olacak? Şimdi diğer habere geçeceğiz. Aynen öyle. Kendine yapıyor. Kendine yaptı. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar... Ya benim algım değişti mesela Sinan Akçıl'a karşı. Ya ben öyle direkt şeyi analiz de yapmıyorum. Benim dedim biraz ya ben beklerim. Bayağı rahatsız ettim. Yani bakın. Ben şöyle beklerim. Söylediğin lafın anlamını sen o derinlikte anlamıyor olabilirsin. Ayıp bir şey değil hepimizin fark ettiği, edemediği, geliştirdiği, geliştirmediği yönler var. O şans sana tanındığında, yanlış yaptın dendiğinde içten farkına varıp özür diliyorsan ve bir daha yapmıyorsan eyvallah o senin gelişimin. Ama biliyor olmana rağmen alenen aynı tavrı sergileyip değişmiyorsan o zaman kanaat getiririm ben. Evet. Benim getirdiğim kanaati de eleştiremezsin. Aynen öyle. Çünkü onu bana sen yaptırtmış oluyorsun. Aynen. O yüzden bakalım, ben bir bekleyeceğim.
Bakalım Burcu Kıratlı ne diyecek? Ben onun açıklamasını daha çok merak ediyorum. Çünkü bu ona karşı da söylenen bir şey. Çünkü son ilişkime kadar çapkındım. İlk kez tek eşliyim. Bu onun başarısı değil. Yani hani baktığında. Yani ben birlikte olduğum bir adam bunu söylerse gerçekten ciddi anlamda rencide olurum. Burcu Kıratlı'nın açıklamasını da bekliyorum. Ben Burcu Kıratlı'nın açıklamasını, sen Sinan Aktin'in açıklamasını. Biz de bekle babam. Biz beklemedeyiz şu an. Hadi bakalım hayırlısı. Siz de efendim Tek Yürek etiketiyle paylaşımlarınızı bizlerle paylaşın. Bu konuyla da alakalı olabilir tabii ki. Hepsini alt alta görmemiz için. Şimdi Gülşen'le ilgili bir haberimiz var. Her zaman muhabirlere karşı daha ılımlı olan bir isimdi ama şaşırttı hepimizi. Biraz fazla gergindi. Neden? Bir izleyelim, sonra buradayız. Hastaneden mi geliyorsun acaba? Size ne? Topçu Gülşen esti, gürledi, öfkelendi. Genelde samimi ve tatlı tavırlarıyla kameraların karşısında gördüğümüz ünlü şarkıcı Gülşen bu kez hayranlarını şaşırttı. Hastaneden mi geliyorsun acaba? Size ne? Size ne? Güzel popçu geçtiğimiz gün eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte bir hastane çıkışında kameralara yakalandı. Oldukça gergin görünen ünlü popçu muhabirlerin geçmiş olsun sözlerinin ardından patladı. Verdiği tepki ise görenleri şaşkına çevirdi. Hastaneden mi geliyorsun acaba? Size ne? Çok kısa bir konuşsaydık. Sorun mu oldu acaba? Nasıl yani? Hesap mı vereceğim yani? Nereye gittin? Tepki vermez miyiz efendim? Nereye geldin? Nereye gittin? Önceliklerimiz uydu. Gülşen'den Hande Yener'e cevap gecikmedi. Öfkeli hali gözlerden kaçmayan Gülşen'e meslektaşı Hande Yener'in geçtiğimiz günlerde kendisi için yaptığı o açıklamalar hatırlatıldı. Şu an Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum. Çok iyi bir şey tabii insanın sevgilisinin müzisyen olması. Sabah uyanıyorsun, albümün bir parçasını yapmış oluyor falan. Ünlü şarkıcı Gülşen o sözlere yanıt vermeyi de geciktirmedi. Hande bu konforu yaşıyorsa ne mutlu ona. Benim konforum şu, çok iyi anlaştığım birisiyle çalışıyor olmak. Beklemem gerekirse bir sene bile bekliyorum çalışmak için. Yani sabah kalktığımda hazır olmuyor şarkılar. Güzel şarkıcı verdiği cevapların ardından eşiyle birlikte gözlerden kayboldu. Gülşen ve Ozan... Ay yanlış söyledim. Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin orta sahası. Ben geçen gün de Dilan Çiçek'le Dilan Çıtağı karıştırdım. Ve dünkü performansı iyiydi. Dün şimdi maçtan önce Fatih Hoca'yla yazıştık. Dedim hocam başarılar bir Fenerbahçeli olarak. İnşallah dedim dostça dedim bir mücadele olur. Fatih Hocam sağ olsun çok nezaketli. Maç günü aynen bak düşün. Hemen bana cevap. Hakan'cığım tabii ki samimi olduktan sonra her şey başımız gözümüz üstüne dedi. Onun çünkü çok duygusal hassas bir insan olduğu için geçmişten de müzdarip suistimallerden kaynaklı aradığı tek şey samimiyet. Yani duygularla ilgili eyvallah diyor ama samimi değilseniz de yemem diyor yani. Burada Fatih Hoca'ya da selam olsun. Dün Galatasaray Fenerbahçe'nin maçı vardı. Berabere bitti. Şahsen ben çok sevindim. Her iki tarafın da gerilmesi bir memlekete faydası yok kardeşim. Hiç. O yüzden zaten yeterince korona morona. Al bak şimdi biz konuşuyoruz ama şeyi de unutuyoruz. Ya 8 ay mı oldu bu koronavirüs? Kızcağız gergin de olabilir yani. Olabilir canım, çok normal. Ama sadece mesela hep gergin olup gergin şekilde devam etse haber olmayacak. Bir standart yakaladık. Anladın mı? Yani. Çünkü hep şeydi, hep güler yüzlü ya Gülşen. Evet, Gülşen hep öyledir, hep böyle durur, muhabirlere yanıtını verir. Ama aynen, en olmadık yerde çıkıp hani hastanede misiniz, ne oldu falan deyince şaşırmış elbette. Olabilir. Hande Yener olayı da şu. Hande Yener de bir ünlü müzisyenle birlikte. Ozan Çolakoğlu'yla da Gülşen senelerdir evli. Hani bu ona büyük bir artıymış gibi değerlendirmiş Hande Yener. Ama Gülşen de diyor ki çalıştığım isim için gerekirse senelerce bekleyebilirim. Eşim olması bir şey arası, değiştirmez. Bunlar bu böyle ben polemiklere verdim. Zararsız. Bu zararsız. Ar yok, namus yok, şeref yok. Evlatları incitecek. Birbirine ithamlar yok. Sanat camiasında, siyasette. Bizim geçenlerde kim işte doktorlarımız, profesörlerimiz işte birbiriyle alakalı. Evet. Bunlar hayatı tölere edilebilir. Yüzüne bakabileceğin polemikler olsun. Evet. Birbirini geliştirecek. Allah korusun. Cenazesi olduğunda, kötü bir şey olduğunda yüzün olsun acısını paylaşmaya, gitmeye. Evet. Yaptığın şeyle kendini de paralize etme. Kendi yaptığından öyle bir utanırsın ki acısını bile paylaşmaya gidemezsin, biliyor musun? Yüzüm yok dersin. İşte o gerçek o zaman seni farklı acıtır yani. Öyle bir şey yapın ki yani tartışın edin. Birbirinize kötü gününüzde yüzünüze bakmaya şeyiniz o. Bunlar normal.
sanatçı. Bunlar normal. O yani, aranjör diyor, o bir şey diyor. Normal. Ben bu arada kadın olarak şu an bu görüntüye bakıyorum. Gülşen'de makyaj yok ve çok iyi görünüyor. Tabii ben bak, o evet, zaman ben o bölümdeyim. Çünkü bak hiç makyajı yok yüzünde. Gayet de güzel fotoğraflar veriyor zaten. Hani sanatçı zaten şu sistemde bir kalem yapın, devam edin. Artık şey olduğu için maske. Hani şuradan aşağısını bırakın zaten. Orada da maske yok. Maske. Bir kalem yapın, devam edin. Sana bir şey söyleyeyim. Bu arada makyaj malzemelerinde hani ruj çok azalmış biliyor musun? Çünkü hepimizde maske var, kimse ruj almıyormuş. Ben ne yapayım bilinize herhalde. Rimel ve makyaj ruj malzemeleri. Ruj sürdünüzsene. Ruj sürüp maskeyi takıyoruz. Kendimizi iyi hissetmek adına yine de sürsünler. Kendimizi iyi hissedelim. İhtiyacımız var. Bu arada çok fazla tartışmaya olanak sağlayacak magazin haberimiz var. Serdar Ortaç'la ilgili bir haberimiz var. İlerleyen dakikalarda vereceğiz. Merve Boluğur var. Harika Avcı var ki açıklamaları çok Harika'ya çok üzüldüm. Vereceğiz, onu da vereceğiz. O orada yaptığı açıklama beni çok etkiledi. Tanırım da kendisini. Çok gururlu bir kadın gerçekten. Ben onu çok iyi anlıyorum, anladım. Mümkün olduğunca eğer alırsak incitmeyerek izah etmeye de gayret edeceğim. Allah yardımcısı olsun ama çok gururlu, çok onurlu bir kadın. Her şeye rağmen yaptığı açıklama ders niteliğinde bence. Sizin filmleriniz de varmış. Onlardan da görüntülerimiz var. Ben hiçbir şeyden haberi yok. Partneriz senelerden beri. Hayır, varmış var, diyor. Hayır varmış. İnsan bir merak eder. Ben Hakan Ural diye yazar Google'a şey da bir bakar. Ne tamam kimle da çekim. Ben sen çektiğini biliyorum. Varmış, yanlış ifade oldu. Var onlardan görüntülerle. Benim kabahatim yok. İfadenize tamam. Dikkat edin Nurtuba. İfade sana bir şey söyleyeyim. Çok bilsen de kendin ifade edemiyorsan boş. Yanmışsın. Boş. Tek yürekli efendim bekliyoruz paylaşımlarınızı. Şimdi korona ile ilgili haberlerimize geçtik ama hafta sonu yaşadığım birkaç bir şey anlatacağım tamam. Ben de. Vallahi herkes de korona bitmiş gibiydi. Nişantaşı'na gittim haftalar sonra ilk kez. Sen çok gerçekten dikkat ediyorsun diyor. Çok üzüldüm ya ben. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Neden üzüldüğümü de anlatacağım ama önce bir haberimizi izleyelim. Çünkü ihmaller, ihmaller, ihmaller. Korona var, tedbir yok. Vaka sayıları geçtiğimiz aya oranla 2 katına çıktı. Ağır hasta sayıları arttı. Can kayıpları ise 50'ye aştı. Tehlikenin göbeği olan İstanbul'un her yerinden aynı duyarsızlığın görüntüleri geldi. Pek de güzel geliyor, kaşık sesizi sesiz. Çile'deki festival görenleri hayrete düşürdü. Virüsü unutan 2000'e yakın genç kamp kurup eğlendi. Geldim Mayıs ayları, yerler açık arkası. Ne sosyal mesafe ne de maske kuralı önemsendi. Halay çektikleri o anlar izleyenleri isyan ettirdi. Bu skandal görüntülerse Bebek'te ünlü bir gece kulübünde kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen grup maskesiz ve sosyal mesafesiz parti düzenledi. Kurallara uymayan 16 kişiye para cezası kesilirken gözaltına alınan işletme müdürüne ise adli işlem yapıldı. Taksim'de de benzer görüntüler vardı. Salgın nedeniyle kapatılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler artan vakalara rağmen koronavirüsü önemsemedi. Maske ve mesafesiz eğlencenin tepki çeken görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bunlar sadece cumadan pazara bize yansıyanlar, daha aynen yansımayanlar onlarca. Bu arada bugün manşetlerde Yeniköy'de yapılan bir villada yapılan partinin detayları da vardı. Yine birçok ünlü isim var. Nasıl unutabiliyorlar? Ya yani bana Allah aşkına biri söylesin. Ama şimdi nasıl kafaları gidiyor da öyle eğlenip oynuyorlar ya? Unutmak ne? Şimdi o çok önemli bir ayrıntı. Asla ve asla unutmuyorlar. Bak unutmak şu. Unutmuşsundur değil mi? Birçok defa unutmuşsundur. Tabii canım unutuyoruz. Bak, unutmak ne demek? Var olan şeyi hafızamda silmek. Onlar net biliyor olduğu halde bilerek yapıyor. O başka İçler acısı işte o unutmak bu değil ama. Onlar net nasıl yapıyorlar bunu işte ben o zihni anlamıyorum. Şimdi onunla alakalı Özkan abiye ben buradan bir çağrı yapayım. Özkan Pektaş'a çok severim. Çok saygılar değerli olsun büyüğümüz. Türkiye'nin en büyük psikiyatrlarından, psikiyatristlerinden bir tanesi. Her daim hem yayınımıza bizim destek verir. Şimdi korona nedeniyle alamıyoruz, edemiyoruz. Ona sorumlu. Bu psikoanaliz yapılması gereken bir durum. Yani şöyle soracağız basit.
Hocam, biz zaten işin içinden çıkamıyoruz. Biz bu işin erbabı da değiliz. Bir insan %100 kendi canını dolaylı olarak da en sevdiklerinin ve bir başkasının canını bu kadar net, bilerek isteyerek, fitursuzca nasıl riske atabilir? Bu benim dalım değil, ben bunu bilemem. İşte ama bilemem. Durum bu. Bilerek, isteyerek, fitursuzca kendi canını ve bir başkasının canını nasıl riske atabilir? Beni aşan bir durum bu. Aylardır aşan, hiç anlamıyoruz. Bunlar bunu biliyor. Çok farkındalar. Her saniye, her de şu an bizi seyrediyorlarsa kahkahalarla gülüyorlar. Hatta uyanık olan bu ihlali yapanlar varsa fake hesaptan senin benim Instagram hesabımıza girip orada böyle kimsenin olmadığı fake hesaplar var ya, takipçi evet, sıfır, sıfır bu sıfır bu sıfır, onlar bulunmayacak sana bana hakaret ediyor. Bak, kendini hala eleştirme, utanma falan yok. O yüzden bu ayrıştırmayı muhakkak unutma. Bunları farklı bir... Unutuyor değil. Ya, unutma ben, diye bir hani, şey yok. Öyle düşünmek istiyorum asla. Ama yok. Asla. Bak. Bunlar... Bak. Ya bu ya ben... Yeniköy'deki parti. Bunlar bir bilerek... Bir villa dolusu gazetenin isteyerek, yazdığı, buyurun. Ama şunu biliyoruz. Son dönemlerde bu Amerika'da da sıklıkla görülüyor. Londra'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya. Onları da ne yapıyorlar? Peki hani bizde de bu ihlaller var. Dünyanın her yerinde. Onlar değişik ne yapıyor? Onlar şunu yapmış artık baş edemeyince. Direkt hapis cezasına. Çok yani. Direkt hapis cezasına çevirmişler. Mesela Gökhan var bizim kardeşim. Londra'da işi var. Sıklıkla gidiyor. Abi diyor, önce 100 pound yaptılar. Bin, şimdi 10 bin pound. Gökhan dedim, yanlışım mı var acaba? Hani 10 bin pound. 10 bin pound. Euro'nun üstünde biliyorsun, evet. Puan 9-10 falan. 10'dur şu an. Ya, öyle bir şey yani. Olabilir. Yok abi dedi. Olur mu dedi. O yaptılar, artı hapis var. Yani 10 bin pound maskesizlik artı hapis de var duruma şekle göre. Başka türlü. Buna rağmen bak iddiam şu. Hapis desinler. Yine olur değil mi? Şile'de 2500 kişilik çadır partileri, bebeğin orta yerinde, o göbeğin orada, herkesin bildiği bir mekanda doğum günü partileri, Yeniköy'de parti. Ben korunan, dikkat eden insanlar adına utanıyorum, ben acıyorum, çok canım sıkılıyor. En üzüldüğüm sağlıkçılar benim. Onlar tabii ki, onları söyleyemedim benim bile. Benim en üzüldüğüm sağlıkçılar, gerçekten onların aslında psikolojik desteğe ihtiyacı var. Çünkü onlar da insan, bilinçli olarak bu meşakkatin savaşçıları. Evlerine gidip bu haberleri izliyorlar. Gazetelerden bunu görüp sabah namazı kalkıp yeniden o insanların hayatını kurtarmak için hastaneye nöbetine gidiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, motivasyonum ciddi anlamda kayba uğrardı. Yok olur. Çünkü bu kadar tahrik. Yok olur tahrik. Abi bu kadar tahrik. Yani ben kendi canımı hiçe sayarak insanların hayatını kurtarmak için çoluğumu çocuğumu eşimden feragat edip bu kadar meşakkatli bir iş... Şe soyunacağım. İnsanlar bu kadar fitursuzca, alenen, bilerek ve isteyerek her gün, her saniye, her yerde ihlalde bulunacaklar. Evet. Ben ne yapıyorum derim ya. Benim burada da, ben neyin fedakarlığını yapıyorum derim ya. Bunun gerçekten bir çözüm olmalı. Sıradaki çözüm Amerika'dan gelecek. Maske takmadı diye bakın neler oluyor. Bir öyle izleyin. Belki o zihinle izlendiği zaman ne yapmadığımızın farkına varırız. Bilmiyorum. Bir izleyelim. But he may be, Bridget, because there's a cop car over there. There's a cop car over there. Do you want to call him? Tase somebody over a mask. Tasing this lady over not wearing a damn mask. Wow. It's time for me to go back to Florida. Arresting her for not wearing a mask, and he ain't even got one on. Hey, where's your mask? Never worked back together now, right guys? We've done this how many times together? Bu da Amerika'da yaşananlar. Tabii, maske ya, takmadı diye polisin uyarısına uymuyor ve sonuç bu. Ya şimdi normalde zıvanadan çıkmış bir salgın var. Dünyanın dört bir yanında. En son 1 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Hocamız bağlandığında bize söylediği. Yaklaşık bir 20 milyona yakın da insana sirayet etmesi durumu var. Bu kadar ciddi bir salgın uzun süreden beri peşimizde, ekonomileri vurdu, insanlar çocuklarını eğitime yollayamıyor, sağlıkçılarımızın hali ortada, hayatı çok ciddi anlamda etkiledi. Şimdi hala bu saatten sonra
cinsiyet ayrımı, yok yaşlı mı genç mi o mu falan bakmaya kalkarsan zaten orada kaos olur. Burada bir prensip, ilkeler olacak. Bu virüste mücadele kapsamı adı altında hiçbir ayrım yapmaksızın ya ilkesel prensibini koyup uğraşacaksın. Öteki türlü onu tolere et, bunu tolere et, bir de yaranamıyorsun, biliyor musun? Yok. Bir de böyle bir namkörlük de var. Dedim ya, mesela okulu açıyorsun, diyorlar ki niye açtın? Bu kadar salgın var. Madem açacaktın daha önce niye kapadın? Bak şimdi. Peki diyorsun, kapatalım arkadaş. Doğru, haklısınız. Bunu salgına en azından sizin de içleriniz rahat et. E biz çocukları nereye bırakacağız? Hayda. Bir esnafın bir bölümünün iş yapması açısından bir tasarrufta bulunuyorsun. Öteki diyor ki beni niye açmadın? Ben taşmayacağım. İyi diyorsun, açayım. Bu sefer dönüyorlar, diyorlar ki sen hani halkını korumakla mükellef değil misin kardeşim? Niye bak buralara kısıtlama getirmiyorsun? İnsanlar böyle böyle, hem salgın var diyorsun hem de herhangi bir sınırlama getirmiyorsun. Bir kere yaranma ihtimali sıfır yani. O yüzden can diyeceksin önce. Mümkün olduğunca insan hayatına yönelik tedbirleri alayım. Bugünler geçecek Allah'ın izniyle. Geçtikten sonra herkes daha aklı başında düşünüp değerlendirir diye. Hele hele Türkiye için bu kadar kazanımı varken heba etmemek adına işi insanların inisiyatifine bırakmaksızın kurallar üzerinden yürüteceksin. Aynen, Mart'tan beri aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Değişiyor mu? Değişmiyor baktığında. Kaç ay oldu? Artık söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şimdi Nevşehir'e götür. Nevşehir, sen seversen Nevşehir'e. Selam olsun. Selam olsun şimdiden. Hadi Uber. Türk dünyası Türkmen Bey'i. Şimdi Nevşehir'de bir sosyal deney yapılmış. Evet. Deney şu, kısacık söyleyeceğim, devamını izlesin izleyicilerimiz. Sürpriz olsun. Korona pozitifim diyor bir vatandaşımız. Aslında öyle olmadığı halde. Bakın Nevşehirliler ne yapıyor? Bugün Nevşehir Belediyesi ile beraber bir sosyal deney yapacağız. Nevşehir Çarşısı'na çıkacağız. Maskesiz dolaşanlara gideceğiz. Covid testim pozitif çıktı diyeceğiz. Tepkilerini ölçeceğiz. Testimizi yaptırdık. Şu an testimiz negatif. Bakalım ne tepkiler alacağız. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Covid testim pozitif çıktı. En yakın eczaneyi arıyorum. Pozitif çıktı. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Burada var ya. Burada. Nerede amcam? Ha, orada mı var abi? Ne? Pozitif çıktı. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Testim pozitif çıktı. Aman Allah'ım. Ben hemen evine DSB Sağlık Bakanlığı'nı arıyorum. Polisi de arıyorum. Seni evine göndereyim. Dolmuştan aktılar da ben hastaneden geliyorum. Benim test pozitif çıktı. Ya benim eczaneyi at ya. Çalışmıyor mu? Gel, hastane değilim ben, hasta değilim. Hasta değilim bak, gel tamam bak. Ekip burada bak, ekip gördün mü? Ekip gördün mü? Siz ne oluyorsunuz? Maskesiz gezmiyoruz. Rasim Arı Belediye Başkanımızdan ikramdır. Ben hasta değildim ama bir başkası hasta sizi edebilir. Onun için Nevşehir Belediye Başkanımızın Rasim Arı Bey size maske ikramıdır. Maskesiz kesinlikle gezmiyoruz. Biri gelse sana pozitifim dese ne yaparsın? Çok riskli bir deney bu. Evet yani, tabii her şey olabilirdi. Tabii tabii. Ben Hüseyin Bolt'u geçerim. O olay bölgesinden müthiş hızlı uzaklaşırım da. Ama mesela böyle bir deney vardı 3-4 sene önce. Adam durun ben deney yapıyorum diyene kadar bayağı bir vahim duruma sokmuşlardı onu. Çünkü riskli. Çok. Yani adamı var. Şimdi mesela o sopalı olan yakalasa onu deney derken bayağı bir hasar alırdın yani. Şey enteri yani, bu trajikomik neler çıkıyor. Baba mesela iç umurunda diyor, o böyle yapıyor. Atar tutmaz tok sokak solda kardeş. oradan iç sağdan. Baba diyor pozitifim. İyi diyor oğlum diyor. Soldan git sağa, hiç umurunda değil. Yani. Bunu hatırladım. Çok eski Uğur Dündar mı yapmıştı, Savaşay mı yapmıştı? AIDS için yaptılar. Hatırladım. O zamanlar AIDS çok revaçta. Her tarafta, dünyanın her yerinde işte HIV pozitif falan böyle şeyler var dönemde. Söylüyor, diyor ben de garibim diyor. Ha, umurunda değil yani. O sosyal deneylerde çok trajikomedi çıkıyor. Yani. İşte bu da onlardan bir tanesi zaten. Tabii. Denk gelen adamına göre değişik şeyler olabilirdi. Ötekisi sopayı paralamaya geliyor. İzleyicilerimiz ne yaparlarmış? Yazsınlar bize. Yazsınlar. Tek yürek etiketinden paylaşalım. Tek yürekle de bağlı. Tek yürek girerdik diye. Tek yürek de yazsınlar ki görebilelim hepsinin ne olduğunu. Ben birkaç tane paylaşım okuyayım bu arada. Sevgi Coşkun yazmış. Tamam. Bunun adı çapkınlık değil, bunun adı midesizlik demiş. Devamını okuyamıyorum sanıyorum Sinan Akçı. Hanımlar tepki gösteriyor. Aynen, normal ama tepki göstermemiş. Siz de bizi anlayın. Yusuf Görer yazmış.
Tek Yürek, iyi yayınlar. Samsun Tekkeköy'den selam olsun. Sizi eşim, biricim, Hanife Görer'le severek izliyoruz. Ay canım benim. Selam, Hakan saygılar. Hakan abiye selam olsun. İkinizi de çok seviyoruz. Allah razı teşekkür olsun. Ederiz. Eksik olmayın inşallah. Dilsöz Çağlak yazmış. Her zaman kanımızın son damlasına kadar yanınızdayız. Azerbaycan yazmış. Evet Allah. Tek Yürek etiketine yakışır bir paylaşım olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla katılımlarınız var. Katılımlarınız için, zahmet ettiğiniz için teşekkürler. Yayın süresince yazarsanız Nur Tuba bunları bu aralar ihmal etmiyor Allah evet, için. Evet okuyorum okuyacak. Elimden geldiğince. Peki neyle devam edelim arkadaşlar? Neyle devam edelim? Harika Avcı ile devam edelim mi mesela? Peki bir şey söylemiyorlar. Harika Avcı ile ilgili edelim. Haberimizi tabii, tabii. Verelim o halde. Çünkü son zamanlarda Harika Avcı'nın yaptığı açıklamalar acaba mı sorusunu oluşturmuştu bizde. Maddi zorluk çekiyor mu çekmiyor mu diye. O konuya son noktaya koydu Harika Avcı ve bakın ne söyledi. Günler geçiren Harika Avcı ilk kez konuştu. Konuşsana bir tanem. Neden hep susuyorsun? O bir döneme damgasını vurmuş, zamanın en önemli as solistlerinden biriydi. Çektiği filmler herkes tarafından beğenilir, güzelliği ise görenleri kendine hayran bırakırdı. Duymadın sesini sürüyorum. Yılların usta ismi olan Harika Avcı'nın şu sıralar adı maddi zorluk çektiği ve borç batağında olduğu iddialarıyla gündemde. Zorluklar yaşadığım doğrudu. İddiaların ardından sessizliğini bozan eski oyuncu Harika Avcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülmeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim sözleriyle hakkında çıkan tüm iddiaları doğruladı. Şimdi Allah herkesin yardımcısı olsun ama en önemli şey o atasözüdür. Allah derler kimseyi gördüğünden eksik etmesin. O mühim bir şeylere alışıp onları kaybetmek daha da insanı üzer koyar. Harika Hanım'ın da bu aralar zorlu bir dönemden geçtiğini kendisi de söylüyor. Ben şöyle etkilendim. Tanıdığım da bir hanım. Beraber çalıştık, filmde çektik. Şimdi benim de anlamlandıramadığım son 20 gün, bir ayda Harika Avcı'nın ekonomik durumuyla alakalı bir anda bir gündem oluşturuldu. Kendisinin inisiyatifi dışında. Ve bu ajite de edilerek... En azından ona da öyle geldi. Çok gündem oldu. Yani kendi kendilerine Harika Avcı'nın mevcut durumunun pek katlanılamaz olduğu kanaati getirilerek yardım etme çabaları falan iyi niyet de olabilir ayrı bir konu ama bir anda böyle bir gündem oluştu. Ve sıklıkla da sağda solda işlendi. Ve Harika Hanım kendi inisiyatifi dışında bu şekilde gündeme geldi. Şimdi insan var, insan var. Bazı insan var. Gelir senden borç ister, gelir bir daha ister, ödeyemez bir daha ister. Bazı insan da var. Kol kırılır, yen içinde kalır. İnanılmaz derecede ihtiyacı olmasına rağmen bir gün gık deyip de sana rengini belli etmez, hiçbir talepte bulunmaz. Şimdi Harika Avcı'nın bu açıklamasına ben çok üzüldüm. Şöyle, çok gururlu, onurlu bir kadın belli. Kendi sorunu bir kere diyor, benle ilgili fikir beyan edenlerin benim hayatımla ilgili bir fikri yok ki diyor. Evet. Bir kere onu ifşa ediyor. Diyor ki yani niyetiniz iyi olabilir. Onu da geçtim. Ama siz benle ilgili diyor, bilgi sahibi değilsiniz ki fikir sahibi olabilirsiniz. Yani salt olarak benim ekonomik sıkıntımın üzerinden buna bir sahiplenme çabanız kafi değil diyor. Çünkü benim böyle bir talebim yok diyor yani. Ha böyle bir durumdan geçiyor muyum? Geçiyor. Onu da çok delikanlı gibi söylüyor kızcağız. Ama ben bu şekilde gündeme gelmekten çok rahatsızım diyor. Kendi inisiyatifim dışında. Bir de bu ayıptır biliyorsun. Evet rahatsız olabilir. Ne olur? Sıklıkla sanat camiasında veya herhangi bir insan hayatı yaşarken talihsizlikler yaşayıp muhtaç duruma düşebilir veya ekonomik olarak sarsıntılar yaşayabilir. Onu o söylüyorsunuz, onun söylemi üzerinden yorum yapabilirsin. O zaman zaten konuyu kendisi açmıştı. Evet. Burada kızcağız dönüp de bunu dile getirmiyor. Getiren çok sanatçımız oldu. Ben televizyonlara çıkan, ekonomik sıkıntılar yaşadığını,
itiraf eden, söyleyen, yardım bekleyen, ekranlarda ağlayan, destek isteyen, iş isteyen birçok sanatçıyı saymak da burada bitiremeyiz. Ben bu ayıp demiyorum. Bu böyle bu yapısı böyle olup böyle tercih edenler var. Yardım geceleri düzenlenen de çok var. İsim oldu. Ama harika abici, hiç ben 3-4 sene önce daha böyle bir durumu gündeme gelmişti. Hiçbir zaman kendisi bu şekilde kendi ağzından böyle bir şey duymadık. Yani ben sıkıntım var, bana destek olun, yardım edin gibi. Burada ağrına gitmiş kadının. Ben ona üzüldüm. Yani kaş yapalım derken göz çıkmış. Göz çıkarmak, evet. O yüzden mümkün oldu. Ha şu var. Velev ki bir sanatçı arkadaşımızın, tanıyoruz veya tanımıyoruz, ekonomik durumunun pek de iyi olmadığı kanaatine vardık, bilgilendik. Hı hı. Eğer samimiysek ona kendimiz ulaşalım. Onu teklif edelim. Sağa sola duyurmadan. Evet. Televizyona veya gazeteye bunu belirterek değil de gizli olarak bir tek onunla senin aranda bileceği Harika Avcı'ya bugün çok rahat ulaşırsın yani. Ulaşırsın. Ya çok özür dilerim, çok affedersin. Hani rahatsız ediyorum ama hatta söylemekten de utanılabilir bir şey bu. Bir mesaj yazarsın. Dersin ki haddim olmayarak muhakkak bugünleri aşacaksındır ama sadece benim burada olduğumu bilmeni isterim. Geçici olarak veya ben sana borç veriyorum gibi düşün. O da olabilir. Emin tabii incitmemek evet. için Aynen yani. Öyle. Bugün yoktur ama sen muhakkak yarın bugün bunu tölere edersin eminim. Nacizane bil istedim. Ben buradayım. Ne kadara ihtiyacım varsa sana derhal temin edebilirim gibi. Sen o Allah bilir. O zaman da tam tersi büyük saygı duyarım. Büyük de sevap zaten. Ha, o ayrı. Büyük sevap. Ama büyük saygı duyarım. Yani nasıl Harika Hanım'ın bir tutumu tarzı takdire şayan yaptığı açıklama. O yardımı eden insan da bu şekilde ediyorsa büyük saygı duyarım. Evet. Harika Avcı özelinde değil de genelde hepimiz için aslında tavsiye niteliğinde bir şey olması lazım. Bu hani akarken doldurmak denilen bir şey var. Yani hani dikkat etmemiz gerekiyor. Ya. Hayatın bize ne göstereceğini bilmiyoruz. Çünkü ona Bakın, göre yaşamamız size, gerekiyor. Ben bunu çocuklarıma ve kız kardeşime söyledim. Arkadaşlar şu gördüğünüz garip. Hayatım boyunca kabahat kusurum olmuştur. Ama hiç kimseyi bilerek isteyerek kırıp incitmemişimdir. Cenab-ı Allah niyet çok önemli. Ömrüm boyunca da çalıştım Nurtuba. 14 yaşından beri çalıştım. Su sattım. Ayakkabıcıda çalıştım. Elektrikçide çalıştım. Bunların hepsinin şahitleri ortada zaten, mahallenin adını veriyorum. Allah'a hamdolsun. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Zaten bunun adına da hayat deniyor. Ben en az 7 yıl, 6 yıl çok büyük sıkıntı çektim. Bak size diyorum ki 20 lira taksi param vardı. 20 lira. Maslak'tan Dörtlevent'teki bizim spor tesisine taksi 10 lira yazıyordu. Aynı mesafeyi tenis kulübünden biniyordum. Eve 11 lira yazıyordu arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim. O nasıl oluyor? Ve dönerken caddeye yürürdüm. Oradan binerdim. Hayatta ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Evet. Akarken doldurmak muhakkak tedbir amaçlı ama bir de mümkün olduğunca doğru yaşama çabası içerisinde hamd etmek, şükretmek çok mühim. Ve bunların hepsi de bu yaşam içerisinde bir öğreti. O yüzden paranızın olması olmaması valla hani yaşam standartınız için çok değerli ama üzmeyin kendinizi, çok da belirleyici değil. İç huzur her şeyden çok daha önemli. Çok önemli. Cenab-ı Allah, ben çok şahit oldum. Öyle standardı düşük insanlarımız var ki onların evin hanesindeki mutlulukları ve huzurları milyar dolar kazanan ailelerde yok. Allah onu nasip etmiyor. Hiç üzülmeyin. Sohbetimizi sürdüreceğiz ama reklama gitmemiz tamam. gerekiyor. Kısa bir aranın ardından buradayız. Neler oluyor hayatta hala karşımızdayız. Hakan'cığım sana bir sorum var. Emre. Ay canımsın. Adan Sultanım. Var mı senin? Ay şu an sarılıp öpesin geldi de korona yapacak. Covid geçince bunları biriktiriyorum evet, peşinde. Bayağı bir sarılman gerekecek. Adan var mı senin? Adan. Ne var mı? Adan. Öyle bir kız vardı. Özlem Ada Şahin. Evet. Doğru bildim değil mi? Evet. Tabii. İsim derde olur o. Şimdi Hülya Avşar hafta sonu bir haberle
anıldı. O da şaşırmıştır zaten. Yani açıklaması var ama önce bu haberi verelim biz size. Hülya Avşar adamı satın alıyor diye 55 milyon lira hatta adanın da bedeli. Detayları bir izleyelim sonra buradayız. Aman, ölümlü dünya yaman, geçiyor hızla zaman. Avşar kızı satın aldı, herkes konuştu. Hülya Avşar yıllardır hayalini kurduğu ada için kesinin ağzını açtı. Ünlü oyuncu Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası'nın çoklu ortaklarıyla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerisinde imzayı atacağı öğrenildi. 55 milyon ödeyeceği adada malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek. Hülya Avşar ada haberiyle gündemdeyken kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar bebekte kameralara yansıdı. Avşar'ın ilginç halleri ise dikkatlerden kaçmadı. İnşallah. Herhalde bilmiyorum. Zehra Çilingiroğlu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile ayrıldığı iddialarını cevapsız bırakırken Helin Avşar konuyla ilgili yorum yaptı. Bu yaşlık yani bu zamanlı gençlik bana daha çok öneride bulunuyor diye. Konuyu kapatayım böyle yuvarlak. Vallahi kızar ona göre bu konuları hiç konuşmayalım. Arabadaki tesbih detayı ise dikkat çekti. Vallahi Zehra'nın ben de onu soracaktım demin o. Herhalde bilmiyorum. Yok canım. Helin Avşar pandemi sebebiyle eski hayatına dönememekten de yakındı. Eskiden her gün buralarda yani bu saatlerde gezerdik daha neşeliydi. Şimdi hiç dışarı çıkamıyoruz neredeyse. İnşallah geçer bugünler. Helin Avşar'ın o tavırlarına sosyal medyadan kendinde değil yorumları geldi. Sen çok net tanıdığın için soruyorum. Sondan başlayalım. Helin Avşar'ın böyle bir hep son zamanlarda daha böyle bir durgun, daha böyle bir kendine bakmadığı anlara tanık oluyoruz. Şimdi biz özneye gelelim. Hiç adayı yok. Konuşacağız. Tabii, özneye gelelim. Ben insanlara ilk önce şunu söyleyeyim. Böyle paralar yok, bunlar yalan haber. Peki. Böyle bir şey yok. Şöyle bir açıklama var bugün. Hülya Avşar'ın ortağından, tamam. Daha doğrusu menajerinden diyeyim. Görüşüldü ama fiyatta anlaşamadık o yüzden almıyoruz demiş. Şimdi bu ben size sanat hayatının gerçeklerini söylemekten yoruldum. Siz bana söyletmekten yorulmadınız. Türkiye'de doğru düzgün para kazanan 15 tane sanatçı vardır yoktur. Ve Sezen Aksu'nun bir lafıdır bu. Sen der bana hiç sırçalı köşkte ölen bir sanatçı gördün mü? Teşbih yapar yani. Çünkü hiçbir meslek sonsuz değildir. Yani dönem yakalarsın belli bir dönem oyuncuysan bir 10 sene para kazanırsın. O da şansın ya ver gidecek falan. Bizim Kanal D'nin dizisi var. Ne arka sokaklar? Arka sokaklar. Arka sokak. Ona denk gelirsen zaten o milli piyango. Bana deseler ki milli piyango mu arka sokaklar mı? Ben piyango istemem arka sokaklar derim. Oraya beni koyun derim yani. Oradan emekli oluyorsun çünkü. Ya öyle proje de senede 10 yılda bir tane iki tane giriyor. Normal şey bile şanslı diyoruz biz. 3 sene giden işler vay. 3 vay baba 3 sezon işte mi oynadın? Kazanacağın para belli. Bölüm başı vergi vermiyor musun kardeşim? Hani şimdi diyoruz ya, diyelim 100 bin lira alıyor bölüm başı, 39 bölümden ne yapar? 3 milyon 900 bin lira. Bunun vergisi var, giderim var binler, sana kemiksiz kalmıyor ki o. Artı bir de senin, o böyle hava cıva yapacağın sanatçısın yani, çok güzel arabaya bineceksin, çok güzel evde oturacaksın. Standartlarını idame ettirebilmen için yarısı da şeye gidiyor. Standartlarına gidiyor senin. Çoluğun çocuğun okulun mokulu varsa zaten oralara girmiyorum yani. Gelen bunlar yalan. Ben pazarlık falan yaptığına da inanmıyorum. Gazete haberini söyle. Ya sen aslında. Bu garibe inen sen bırak gazeteyi ya. Sen ne gazeteye taktın ya? Sen gazeteyi bırak yok bırak onlara haber yok bir şey yok. Yalandan yazalım çizelim böyle mi böyle mi falan filan. Hele şu devirde ada alacaksın. Oraya elektriği melektriği altyapısını yapacaksın güvenliğini korumasını. Bir de inşaat müsaadesi alacaksın. Oraya inşaatı yapacaksın. Oraya müteahhit nereden harfiyatı nereye alacak, nereye dökecek, nereye... Vazgeçtik sakın şu an. Sakın bu işleri yemeyin. Vazgeçtik. Bunlar böyle bir şey yok. Yalandan bunlar herhalde kafalar dağılsın diye yapılan olabilir. Haberler. Bir de Türkiye'nin dizi oyuncuları hariç ses sanatçıları üzerinden son 5 yılını baz alarak en çok iş yapan sanatçılarını çıkartın. Oradan da anlarsınız zaten. Kaç kişi var gerçi o da var. Anladın mı? Aa, o
Şimdi bir de öngörülemeyen bir salgın sürecinden geçiyoruz. Zaten ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Birçok sanatçı da dönüp konser iptallerinden veya çalışmalarının iptalinden mütevellit, biliyorsun, serzenişte bulundu falan. Evet. Bunların hepsini biz verdik, biliyoruz yani. O sektör de ciddi anlamda etkilendi. Sinema sektörü falan gibi. Dolayısıyla bunlar lafı güzaf. Ha, ne yaptırtıyor? Mesela ben Twitter'a baktım. Sırf bu haberin yapıldığı an doğruluğu üzerinden Acun'la Hülya'yı şeye koymuşlar. Twitter'da TT mi diyorlar ona? Evet, evet. Vay işte, biri uçak alıyor, biri ada alıyor, biz ne yapalım falan. Hani o mihvalde insanların siniri bozulmuş yani. Acun uçağını almış. Onu sorduk, öğrendik ama nasıl almış? Acun'un zaten uçağı vardı. Onu takas yapıp üstüne borçlanmış yani. Onu size söyleyeyim. Hani Hülya'nın da bir adası olsaydı başka konuşurduk. Ada takas yapıp üstüne verdi derdik yani. Hay Allah'ım, neleri konuşuyoruz. Selam olsun. Biz normal hayata dönelim abi. Normal hayata dönelim. Biz normale dönelim. Şimdi, kendi hallerine bırakalım. Tek yürekle ilgili paylaşımlarınızı okuyacağım ama cuma günü bir haber vermiştik burada. Hatta nasıl olabilir dedik. Klinik ve güzellik merkezleriyle hatta tartışmayı da yapmıştık. İlerleyen dakikalarda medikal estetik doktoru Sinan Akyürek bu konuyla ilgili son bilgileri bizlerle paylaşacak ama botoksu ilkokul mezunu yapmış. Şöyle haberi hatırlatayım. Bir hanımefendi bir güzellik merkezine gidiyor. Kalçasına botoks yaptırmak istiyor. Sonrasında da yaptırdığı işlemin ardından bir gün sonra hayatını kaybediyor. Bu konuyla ilgili de gözaltına alınmalar var, tutuklanmalar var. En dikkat çekici aslında görüntüler şöyle vardı. Hanımefendi içeri girerken görüntüleri vardı. Gayet sağlıklı, tek başına gülüyor, eğleniyor, evet, gidiyor. Belli bir süre kalıp işlem yapıldıktan sonra kadıncağız orada ne kadar fenalaştıysa, evet, o operasyonu yapanları da tedirgin ediyor. 3-4 kişinin desteğiyle dışarı çıkartılırken bir görüntü var orada ve maalesef sonra da rahmetli oluyor. Evet, Allah rahmet eylesin. Şimdi biz bu elbette ki ihmalin detaylarını ve nasıl olabileceğini uzman bir isimle konuşacağız. Medikal estetik doktoru Sinan Akyürek karşımızda. Ona bir soracağız. Bir kere hoş geldiniz efendim yayınımıza. Önce size hoş geldiniz diyerek başlayalım. Merhaba, hoş bulduk Nurbanu Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi de gayet iyi görüyorum ama şimdi birkaç günden beri tartıştığımız bir konu var. Botoksun ölüme yol açıp açamayacağı. Bir bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz acaba? Doğru bildiğimiz yanlışlar mı var yoksa bilmediğimiz ihmallerden mi oldu? Bunu sizden öğrenebilir miyiz? Bana kalırsa haberdeki konu botoks değil, ancak sorunuza başka bir şekilde cevap vermek istiyorum. Şimdi botoks denilen ilaç aslında doğada Clostridium botulinum adını verdiğimiz bir bakterinin oluşturduğu bir zehrin insan eliyle ilaç haline getirilmiş şekli. Dolayısıyla siz doğal ortamda bu Clostridium botulinum toksiniyle karşılaşırsanız gerçekten öldürücü olabiliyor. Çünkü solunum kaslarını da aynı şu an kozmetikte kullanıldığı gibi işte alın hareketlerini, kaş hareketlerini baskılar gibi baskıladığı için nefes almanıza engel oluyor. Ama şu an kullandığımız işte botoks adı verilen botulinum toksini denilen ilaç şeyde laboratuvarda sentetik olarak üretilip bizim uygun şekilde dozlayıp doğru şekilde doğru kullanımla kullandığımız halde ilaç olarak kullanılan bir ürün. Botoks normalde ölüme yol açar mı? Bunun net bir yanıtını alsam sizden. Doğru kullanımla açmaz. Yani bir hekim eliyle ölüme yanlış, yol açması hocam, pek mümkün olan yanlış yol. Kullanılırsa, yanlış kullanılırsa. Yanlış kullanılırsa da ölüme yol açmaktan ziyade bir takım kusurlar, ya geçici olan kusurlara yol açabilir. Örneğin kozmetikteki kullanımında diyelim ki bir kaşı birazcık fazla kalıyor ya da çok yaygın bazen alerjik reaksiyon gösteren insanlar oluyor. Botulismus denen bir şey var, klinik tablo var. Ancak 88'den beri Türkiye'de 8 kere duyurulmuş, bildirilmiş kas ağrıları ve halsizliğe neden olan bir durum sadece. Hocam, bu konuyla alakalı bilginiz var mı? Bu hanımefendinin rahmetliliğiyle ilgili okuduğunuz veya soruşturarak elde ettiğiniz var, bir bilgi. Var var. Peki bu nedir? Var. O zaman özetle minik, bu ne ve nasıl olmuş? Bunu bize bir bilgilendirir misiniz? Hakan Bey, burada rahmetlinin annesinin söyleminden yola çıkarak konunun botoks olduğu söyleniyor. Ancak kalça botoksu diye bir şey zaten yoktur. Yani hani bu botulinum toksin uygulamalarının bir on label bir de off label uygulamaları var. On label denilen işte klinik çalışmalarla ispat edilmiş dozu, uygulama noktası vesaire her şeyi belirlenmiş uygulamalardır.
off-label'larda bile böyle bir uygulama yokken bunun kalçaya atlantı botoks uygulaması olması durumu söz konusu değildir. Bu olsa olsa bir dolgu uygulamasıdır. Ya, botoks değil ancak, dolgu. Bunu düzeltelim önce. Onu söylediniz. Çünkü ihtimalle. O diğer terimleri pek anlayamıyoruz biz haliyle. Evet. Dolgudan o zaman rahmetli oldu öyle mi? Tahminimce öyledir. Tabii şimdi konu yargıya intikal etmiştir ve bir otopsi sonucu mutlaka çıkacaktır. Ancak bunu bizlere ulaştırılması pek mümkün değil. Ancak otopsiden sonra tam olarak ne kullanıldığı ve ölüm sebebi net bir şekilde aydınlatılabilir. Peki ancak yanlış uygulama burada, ölüme yol açıyor diyebilir miyiz ki görüyoruz burada da aslında neyin ne olduğunu? Sizin de yorumunuzu şimdi, o yüzden ısrarla almaya çalışıyorum. Anladım. Bence burada olan konu şu, zaten çok net bir şekilde uygulamanın yapıldığı yer ruhsatsız, adı üzerinde klinik olan bir yer. Uygulamayı yapan kişilerin de yetkinlikleri belli. Hani bir arkadaşın hekim olduğu söyleniyor ama tabii kimseye diploman var mı yok mu bunu da soran olmadı şimdiye kadar. Ancak bir kişinin de ilkokul mezunu olduğu söyleniyor. Eğer böyle bir durum varsa zaten facia. Yani hiçbir anatomi bilgisi olmayan bir insanın insan vücuduna bir şeyi, herhangi bir şeyi enjekte etmesi, işte su bile enjekte etseniz zaten çok büyük bir problemdir. Bu başlı başına bir sorun. Diğer taraftan zannediyorum ki, yani anladığım kadarıyla bu insanlar bu işlemleri bir süredir yapıyorlar orada. Ancak yurt dışından ruhsatsız olarak getirilen ve çoğunlukla insana enjekte edilmemesi gereken, yani CE klası uygun olmayan bir takım ürünlerin kullanıldığını duyuyoruz zaman. Peki bunu biz nasıl anlayacağız mesela? Bir kişi bir bu işlemi yaptırmaya gittiğinde hangisi C sınıfı hangisi A sınıfı bunu bizim anlamamız mümkün değil. Bunu biz nasıl değerlendireceğiz de doğrusunu bileceğiz? Çünkü Allah korusun bu ölüm vakası sonuçta hayatına mal oldu hanımefendinin bu olay. Doğrudur. Yani maalesef öyle bir durum var. Hani buradaki durumda örneğin benim anladığım kadarıyla ruhsatsız ve insana kullanılmaması gereken bir ürün bir insana enjekte edilmiş. Ve nihayetinde anladığım kadarıyla bir emboli ardından ölüm gerçekleşmiş. Şimdi normal eğitimsiz bir insanın bunu anlaması pek mümkün değil açıkçası. Yani burada ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve yetenekli, hani yetkin insanların bu uygulamayı yapması gerekir. Seçeceğiniz kliniklerin de bu vasıfta klinikler olması gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür medikal ederim. Estetik doktoru Sayın Doktor Sinan Akgürek yayınımıza katıldığınız için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Biz bugün programı kapatırken rejiden rica edeyim. Çırpınırdı Karadeniz'le kapatalım. İçimden geldi bu garip. Seve seve şimdi hazırlarlar. Şimdi Serdar Ortaç özledin mi Serdar Ortaç'ı? Serdar yine bir açıklaması var. Biz ama ilgili. Bu şey birikmiş ya sanatçı arkadaşların böyle haftası mı oldu herkes tabii, bir şey demiş. Bu magazinsel anlamda herkesin bir şeyleri evet. Anlatma haftası gibi. Ben hep şeye alıştım pandemi bilim kurulu bağlandı o falan filan hep öyle gidiyorduk. Bak bugün Serdar Ortaç haberi var sırada. Serdar'ın kulaklarını çınlatacağız. Bir izleyelim. Sen beni ömründe bir an sevseydin, benden sana dert olmaz bunu bil. Yine dertler, yine Serdar Ortaç. Yılların usta şarkıcısı Serdar Ortaç, ünlü bir mekanda sahneye çıkmadan önce gazetecilerle bir araya geldi. Bilinen tavrıyla kameraların karşısına geçen Ortaç, çarpıcı itiraflarda bulundu. Sana değmez. Bu sitemler sana değmez. Kalbime bir hançer sapla. Ünlü popçu pandemi nedeniyle ekonomik durumunun kötüye gittiğini ve bu sebeple eski eşi Chloe'ye nafaka ödeyemediğini her defasında açıkça dile getirmişti. Bu konu hakkındaki sorulara bir kez daha yanıt verdi. 5 kuruş param yok. Çok haklı kız. Nafakayı işte anlaştık, boşandık. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim, sustu. Üçüncüyü ödeyemedim. Bana da sustu, dördüncü ödeyemedim, artık yazdı dedi Serdar. Ben de burada yani aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor. Özür diledim. Dedim özür dilerim, 5 kuruş yok dedim. Yani o zaman hakikaten zordu durum. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum 3-5. Ama tabii daha çok borcum var. Yılların müzisyeni Serdar Ortaç'ın maddi kriz yaşadığını gözler önüne seren sözleri tek tek dilinden dökülmeye devam etti. Canımı mı alacaklar? Devlete borcum var, vergi borcum. Onu yapılandırmaya alacaklar Allah'a şükür konuştum.
kolaylık yapacağız oğlum dedi. Yani herkes o canımı mı alacak, yani senin canını mı alacak, çaremiz yok. Serdar zaten kendi sorunlarını böyle çok bu aralar açıklıkla dile getiriyor. Allah hani böyle sıkıntı yaşayan herkese destek, yardım etsin. Geçenlerde biz bir yemekteyken söyledim ben onu. Gençlere söylüyorum. Ben şunu çok gördüm. Parası bitmez denen insanların parasını bittiğini gördüm. Hem de bunlar 200-300 milyon dolar serveti olan aileler ve patronlar. Yani Türk lirasına bugün kurdan vurduğunuz zaman 600-700 milyon, 800 milyon, 1 milyar TL'ye sahip aileler çöküyor. Hem de ne kadar da çöküyor biliyor musunuz? 10 yılda. Benim ailesine saygımdan isim vermeyeceğim. Çok sevdiğim, Allah rahmet eylesin, bir arkadaşım. İzmir'in en zenginiydi. İzmir İhracatçılar Birliği Başkanı'ydı. Göztepe Kulübü Başkanlığı yaptı. Yıllar yıl onların misafiri olduk biz. Nur içinde yatsın. Tarif edilemeyen serveti bitti. Başına gelenleri kendi ailesine yaşattıklarını kabul edemediği için maalesef intihar etti. Şimdi ben de diyorum ki insanlara, ne oldum değil, ne olacağım diyeyim. Bugünün dünyasında çok uzun vadeli plan yapmak çok güç biliyorum. Ama mümkün olduğunca bir, hani var olan insan da kibirlenmemeli. Evet. Şöhretin var deyip kibirlenmeyeceksin. Paran var deyip kibirlenmeyeceksin. Mevki makam sahibi. Allah verir, Allah alır. Mümkün olduğunca yetinmeyi bile bilmek büyük bir kazanımdır bugünün dünyası için. Yetinmek çünkü sana daha gerçekçi baktırıp yaşatıyor hayatı. Ve şunu unutmayalım. Bırakın bizler kimiz ya birey olarak? Soğanın güdüğüyüz yani. Koca şirketler batıyor, 10 yılla batıyor. O yüzden zaman da geçiyor. Hani 10 yıl dediğin, 15 yıl dediğin, senin çocuk 16 yaşında değil mi? Nasıl geçti desem, şimdi sen bana dersin ki Hakan Bey valla 6 yıl, 7 yıl gibi. Uzun vadeli mümkün olduğunca tedbirle yetinerek yaşamak gerekiyor ki mümkün olduğunca hayal kırıklıklarına ve muhtaçlıklara maruz kalmayalım diye düşünüyorum nacizane. Yoksa Serdar özelinde almıyorum. Dediğim gibi her yerde var bu atasözleri. Öyle var ya. Hazıra dağa dayanmaz. Hazıra, bravo, dağa dayanmaz. Ayağını yorganına göre uzat gibi lafı. Ben gençlere çok üzülüyorum. Ama dedim ya, sorun global. Türkiye üzerinden değil. Yani Türkiye'yi nasıl değerlendirirsen saygı duyarım. Amerika'da ne olduğunu biliyor musun? Amerika'daki evsiz sayısını, Amerika'nın milli borcunu biliyor musun? Avrupa'da ne oluyor biliyor musun? Kapitalist sistemin ne olduğunu. Sonra bunları sorgula, yargıla, gel Türkiye'de eyvallah. Yani dünyanın geleceğiyle alakalı nüfusa oranla sıkıntı var. O yüzden mümkün olduğunca yetinerek, aman ha, minik minik yaşayalım. Şükrederek. Hamdedelim. Allah gördüğümüz şükrederim. Günden geri koymasın. Amin. Çok güzel bir dua. Bu dua ile birlikte kapatalım. Gelsin. Aynen. Azerbaycan'a selam olsun. Hoşça kalın. Bye.